Selamun aleyküm gençler. 9. sınıflar Arapça dersi ders kitabının konu anlatımına kaldığımız yerden devam ediyoruz. 133. sayfadayız. 4. ünitenin 2. dersindeyiz. Evet, dersimizin konusu Ed-Ders-i Sani 2. ders. Ba'de-Diraseti eğitimden sonra yani okuldan sonra. Birinci yönergemizi okuyoruz. İstemi ilel ibarat, ibareleri dinle ve a'idaha, onları tekrarla. Sümme teemmel, sonra düşün, tahmin et. Me'aniyaha, onların anlamlarını. Müsta'inen bis suvari, resimlerden yardım alarak. Önce metnimizi dinliyoruz. El vahdetu rabi'a. El dersu thani. Ba'da dirasa. Vahid. استمع إلى العبارات وأعدها ثم تأمل معانيها مستعينا بالصور سينما موعد مشاهدة الأفلام بداية نهاية مسرح Evet, kelimelerimiz resimden de anladığımız gibi sinema, adından da tahmin edebileceğiniz gibi sinema demek. Mev'id, burada randevu defteri var. Randevu demek mev'id. Müşahedetül eflam, film izlemek. Film kelimesinin çoğuludur. Filmler, filmler izlemek yani film izlemek. Bidaye, bidayetin başlangıç demek, başlama demek. Nihaye, bitiş ve sonuç demek, bitiş demek. Mesrah, tiyatro demek. Evet, şimdi diğer metnimizi dinliyoruz. İthnan, istemi' ilel cümel ve teammel ma'aniyaha musta'inen bis suvar thumma kra'ha varbut beynes suvari vel cümel. Azhabu ilel mevkif qablet ders. أشرب العصير في المقصف قبل بداية الدرس. ينتهي الدرس في الثالثة بعد الظهر. يبدأ الدرس في الساعة الثامنة صباحا. عندي موعد مع أصدقائي بعد الدرس. Evet, şimdi buradaki dinlememizde ne diyor? İstemi ilel cümel, cümleleri dinle ve teemmel me'aniyaha, onların anlamlarını tahmin et. İsta'inin bir süver, resimlerden yardım alarak. Sümme ikra'ha, sonra onu oku. Varbut, birleştir, bağla demek. Beyne suveri vel cümeli, cümleler ve resimler arasında birleştir, cümleleri ve resimleri birleştir. Bağla, birbirine bağla diyor. Şimdi birinci cümlemize bakıyoruz. اَذْهَبُ اِلَى الْمَوْقِفُ اَذْهَبُ اِلَى الْمَوْقِفُ Durağa gidiyorum. قَبْلَتْ dersi dersten önce. Evet, dersten önce durağa gidiyorum. Hangi şey? Şuradaki olsa gerek. Burada durakta bekliyor çünkü. Evet, birinci cümlemiz bununla bağlıyoruz. Bununla ilişkilendiriyoruz. İkinci cümlemize bakıyoruz. Eşrabul asira. Meyve suyu içiyorum. Fil maksifi kantinde. Kantinde meyve suyu içiyorum. Kable önce demek. Bidayeti dersi. Dersin başlamasından önce. Evet, bidaye başlangıç, başlama demekti. Dersin başlangıcından önce kantinde meyve suyu içiyorum. O da hangisi? Şuradaki resim görüyorsunuz. Burada kantinde oturmuş bir şeyler yiyip içiyor. Evet, bunu da ikinci cümleyi burayla ilişkilendiriyoruz. Üçüncü cümlemize geldik. Yentehit dersu, ders bitiyor. Fis saliseti, saat 3'te. 3'te ders bitiyor. Ba'de zuhri, öğleden sonra. Evet, bunu da şuradaki resimle eşleştiriyoruz. Burada saatin 3 olduğunu gösteriyor. Buraya da 3 yazıyoruz. Dördüncü cümlemize geldik. Yebdavu dersu, ders başlıyor. Fissaati samineti. Saat 8'de. Sabahın sabah. Sabah 8'de.
Sabah saat 8'de ders başlıyor. O da nerede? Şuradaki resimle eşleştiriyoruz. Buraya da 4 yazıyoruz. 5. cümlemize geldik. Indi mev'idun. Benim var. Indi benim var demek. Mev'idun bir randevum var. Ma'a istiqai. Arkadaşlarımla. Ba'det dersi dersten sonra. Evet, bu da nerede? Şuradaki resimle eşleştiriyoruz. Buraya da 5 yazıyoruz. Böylelikle cümlelerle resimleri eşleştirmiş olduk. Burada 3. alıştırmada ne diyor? Havvil, çevir. Havvil el cümle latiyeti. Aşağıdaki cümleleri çevir. Kema fil misal, örnekteki gibi. Önce örneğimize bakıyoruz. Hüve kadimun minel mesrahi. O gelendir. Yani geliyor demek. Bu ismi faildir. Fiil gibi kullanılır. Gelen, geliyor anlamında kullanıyor. O geliyor. Minel mesrahi, tiyatrodan. Şimdi hüve için ne demiş? Kadimun. Pekala o geliyor derken müennes için, yani bayanlar için o geliyor derken ne demiş? Hiye kadimetün. Burada gördüğünüz gibi ne yapmış? Sonuna müenneslik tası eklemiş. Bu da o geliyor demek. Ama müennes biri, bayan birisinin geldiğini anlıyoruz. Hiye kadimetün minel mesrah. Evet, o tiyatrodan geliyor. Bunu bu şekilde tercüme edeceğiz. Şimdi aynı şekilde bunları da değiştireceğiz. Ente zahibun. Sen gidiyorsun ilel medreseti, okula. Evet, şimdi buna bakalım, bunu neye göre değiştirmemiz istiyor? Enti'ye göre. Şimdi ne yapmıştı burada? Kadimunu kadimetun yapmıştı. Burada da ne yapacağız? Zahibunu zahibetun şeklinde değiştireceğiz. Enti zahibetun ilel medreseti diye değiştirip buraya tekrar yazacağız aynı şekilde. Burada gördüğünüz gibi enti zahibetun ilel medreseti. Sen gidiyorsun okula, yani sen okula gidiyorsun şeklinde değiştirmiş olduk. Burada geldik. Ene kadimetun. Ben geliyorum. Minet tabibi doktordan. Ben doktordan geliyorum. Şimdi bunu neye göre değiştirmemiz istiyoruz? İstiyor, bakıyoruz. Ene'ye göre. Şimdi buradaki bayan olduğuna göre bunu söyleyen de erkek olması gerek. Yani öyle düşünüyorum. Çünkü aynısını yazdığımız zaman bu cümleyle bu cümlenin arasında bir fark olmaz. Değiştirmiş olmayız. O zaman ne yapacağız? Ene kadimun şeklinde değiştireceğiz. Ne demek? Ben geliyorum. Bunu diyen kim? Müzekker, yani erkek. Nereden anlıyoruz? Buradaki müenneslik t'si bayana işarettir. Burada müenneslik alameti yok. Müenneslik işareti yok. Onun için bu nedir? Erkektir. Ben geliyorum doktordan diyen kişi erkektir. Ben doktordan geliyorum. Bu şekilde değişiklik yapacağız burada. Hiye zahibetun ilel mel'abi daimen. O gidiyor nereye? İlel mel'ab, oyun sahasına, daimen her zaman. O oyun sahasına her zaman gidiyor. Evet, bunu neye göre değiştirmemiz istiyor? Bakıyoruz. Hüve'ye göre. Burada hiye dediğine göre zahibetun. O gidiyor. Burada da o gidiyor diyeceğiz ama ne yapacağız? Burada T var. Burada müenneslik T'si olmayacak. Yani müzekkerler için olan şeklini kullanacağız. Ne diyeceğiz? Hüve zahibun. O gidiyor. İlel mel'abi. Sahaya daimen her zaman. O her zaman sahaya gidiyor. Ya da oyun sahasına gidiyor. 5. cümlemize geldik. Nahnu zahibani. Zahibun. Bir kişi anlamında, gidiyor anlamında, zahibani iki kişi gidiyor. Yani biz ikimiz gidiyoruz demek. Nahnu biz, zahibani iki gideniz. Yani biz ikimiz gidiyoruz. İlet dersi derse, ba'de zuhri öğleden sonra. Biz öğleden sonra ikimiz derse gidiyoruz. Şimdi bunu neye göre değiştirmemiz istiyor bakıyoruz. Bunda da nahnu'ya göre. Ama burada bunu söyleyenler ne olması lazım? Yani aynı cümleyi tekrar nahnu zahibani diyemeyiz. Çünkü bu cümleyi değiştirmiş olmayız. Aynısını yazmış oluruz. O zaman bunu diyenlerin bayan olduğunu, biz ikimiz gidiyoruz diyen kişilerin bayan olduğunu düşünüp ona göre değişiklik yapacağız. Ne yapacağız? Nahnu zahibetani. Evet, zahibetani. Tani şeklinde ekliyoruz. Burada ani şeklinde. İki kişi gidiyor demek. Biz ikimiz gidiyoruz. İle dersi derse ba'de zuhri öğleden sonra. Yani bunu diyenler nedir? Müennes, yani bayan.
Bunu bu şekilde değiştiriyoruz. Dördüncü alıştırmamız ne diyor? Ecib ani lesileti latiyeti. Aşağıdaki sorulara cevap ver. Müstaînen yardım alarak bir suvari resimlerden kema fil misaleyn. İki misaldeki gibi resimlerden yardım alarak aşağıdaki sorulara cevap ver. Şimdi burada bakıyoruz. Cümlemize bakıyoruz, resimlere de bakıyoruz. Burada suratını asmış. Ne diyor? Hel şahette izledin mi? Filmen bir film izledin mi? Hazel mesai. Hazel mesai bu akşam bir film izledin mi? Ne diyor? La, hayır. Ma şahettu, izlemedim. Filmen bir film hazel mesai bu akşam. Bu akşam bir film izlemedim. Burada dikkatinizi çekeceğim konu şu ma. Ma, mazi fiilin başına geldiği zaman onu olumsuz hale getiriyor. Şahettu izledim demek, ma şahettu izlemedim demek. Muzari fiilde neyle yapıyorduk bunu? La ile. Yani la şahide la yuşahidu deseydi izlemiyorum diyordu. Ama burada mazi olduğu için maziyi nasıl olumsuz yapıyoruz? Ma ile. Ma şahettu fiilin başına getirdiğimiz mazi fiilin yani geçmiş zaman fiilinin başına getirdiğimiz ma o fiili olumsuz hale getiriyor. La, hayır, ma şahettu, izlemedim. Filmen bir film, hazel mesela bu akşam bir film izlemedim. Buraya bakıyoruz, buradaki cümleye ve örneğimize. Hel ente zahibun, sen gidiyor musun? İle sinema, sinemaya. Kulle usbu'in, her hafta. Her hafta sen sinemaya gidiyor musun? Ne diyor resime göre? Görüyorsunuz gülücükler var yüzünde. Naam, evet, ene zahibun, ben gidiyorum. İle sinema, sinemaya, kulle usbu'in, her hafta. Şimdi aynı şekilde bunlara benzer şekilde ne yapacağız? Değiştireceğiz. Burada neyi görmüş? La'yı koymuş, yani olumsuza çevireceğiz. E ketepti, yazdın mı? E, mimu mu anlamı katıyordu. Hel gibi anlam, yani helin değişik şekliydi. Bir hel ile söyleyebiliyorduk. Bir de e ile soru edatı getirebiliyorduk. El ile he aynı anlama geliyor. Eketepti. Sen yazdın mı? Dersek ki dersini yazdın mı? Sabahın sabah dersini yazdın mı? Ne diyecek? Hayır, dersimi yazmadım. O zaman önce la diyoruz. Sonra fiili olumsuz yapacağız. Ne yapacağız? Ma diyeceğiz değil mi? Ma. Ma'yı dedik. Ketebtu diyor. O zaman ben yazmadım için ne diyecek? Ma ketebtu diyecek. Evet, dersimi demek için ne yapacak? Derse ki senin dersini, yani dersini, dersimi demem için ne yapacağım? Dersi şeklinde sonuna ne yapacağım? Zamir ekleyeceğim. Dersimi yazmadım. Hayır, dersimi yazmadım. Buraya bakıyoruz. Burada ne ile cevap vereceğiz? Naam ile, yani olumlu cevap vereceğiz. Hel şaribte şaye, çay içtin mi? Hâzâ sabah, bu sabah. Ne diyeceğiz? Evet, bu sabah çay içtim diyeceğiz. Naam şaribtu şaye, fiili değiştirip söyleyeceğiz. Naam şaribtu, burada şaribte diyordu, sen içtin mi? Burada da şaribtu, ben içtim diyeceğiz. Evet, çay içtim, hâzâ sabah, bu sabah. Şuradaki tü, ben içtim anlamına geliyor. Mazi fiilden hatırlarsınız. Geldik, buradaki soruya. Hel laibte, oynadın mı? Laibte, sen. Erkeğe diyor. Kuretel gadem, futbol oynadın mı? Kulle usbu'in, her hafta futbol oynadın mı? Ne diyeceğiz? Hayır, ben her hafta futbol oynamadım diyeceğiz. Önce ne diyoruz? La. Evet, sonra ma diyeceğiz. Oynamadım demek için ma. Ben oynamadım demek için laibteydi. Burada sen oynadın derken burada da laibtu diyeceğiz. Ben oynamadım demek. Ma laibtu. Ma laibtu. Ben oynamadım. Hayır, ben oynamadım. Ney kuretel gadem kulle usbu'u. Her hafta ben futbol oynamadım. Bunu da bu şekilde değiştiriyoruz. Hel şahetti. İzledin mi? Kime diyor? Enti. Şahetti. Sen izledin mi? Hazel filme, bu filmi izledin mi? Min kablu, önceden. Önceden bu filmi izledin mi? Ne diyeceğiz? Olumlu cevap vereceğiz. Resimlerine ve şuradaki neam'dan anlıyoruz. Neam,
Şahettü diyecek. Ben izledim demek için şahettü. Naam şahettü. Evet ben izledim. Ne diyeceğiz? Hazel filme min qabl. Önceden bu filmi ben izledim. Bu şekilde değiştireceğiz. Değişiklikleri böyle yapacağız. Geldik buradaki sayfamıza gençler. Burada dinlememiz var. İstemi' ilel hivar diyaloğu dinle. Ve teemmelis suvara resimleri düşün. Sümme kıra'hu sonra onu oku. Önce diyaloğumuzu dinliyoruz. Sonra tercümesini beraber yapacağız. 5. İstemi' ilel hivar ve teemmelis suvar sümme kıra'hu. آه ما بك يا فؤاد؟ عندي موعد مع ابن خالي بعد الدرس لكن نسيته يا إبراهيم. هل موعدك مهم؟ نعم بالطبع، هناك فيلم جديد في السينما واليوم نحن ذاهبان إليه. آه أي فيلم؟ فيلم عن حياة مالكولم إكس. شاهدت ذلك الفيلم، هو فيلم رائع. أنا ما شاهدته في الحقيقة، أنا أفضل المسرح على السينما غالباً. إذن لماذا لا تذهبان إلى المسرح؟ عندنا موعد معه كل أسبوع، ونذهب أسبوعاً إلى السينما وأسبوعاً إلى المسرح. إذن في الأسبوع القادم أنتما ذاهبان إلى المسرح. نعم يا إبراهيم. فكرة رائعة. dinlememizi yaptık. Şimdi buradaki cümlelerin tercümesini yapıyoruz. Hemen başlıyoruz. Ah diye bir pişmanlık ifadesi var. Evet, arkadaş da soruyor. Ma bike. Senin sorunun ne? Neyin var? Ya Fuat, ey Fuat, senin sorunun ne? Ma bike, senin sorunun ne demek? Ya da senin neyin var? Diye de biliriz. Nedir? İndi mev'idun. Benim bir randevum var. Me'abni. Me'abni Hali. Dayımın oğlu ile. Dayımın oğluyla beraber, yani dayımın oğluyla benim randevum var. Ba'de'd dersi, dersten sonra. Lakin ancak nesitu, unuttum. Hu onu, yani randevuyu unuttum diyor. Lakin nesituhu, onu unuttum. Ya İbrahim, İbrahim diyor, onu unuttum. Evet, İbrahim ne diyor? Hel mev'iduke randevun, yani senin randevun, muhimmun, önemli midir, önemli miydi? Senin randevun önemli miydi? Ne diyor? Naam. Bittabi'i. Tabii ki. Evet, tabii ki de. Hunake diyor, var. Filmun cedidun. Yeni bir film var. Sinema, sinemada. Sinemada yeni bir film var. Vel yevme, bugün. Nahnu biz zahibani. Gidiyoruz, gideceğiz. Zahibani, yani ikimiz gideceğiz. İleyhi ona, filme. İlehi dediği, ona dediği film. Evet, ne diyor? Yeni bir film var diyor sinemada. Bugün diyor, biz ona gidiyoruz, ona gideceğiz. Evet, ah, eyyü filmin, hangi film? Ah, hangi film diye soruyor. Ne diyor? Filmun, bir film, an hayati. An hayati İbrahim, an hayati Malcolm X. Malcolm X'in hayatı hakkında, buradaki an hakkında anlamında. Malcolm X'in hayatı hakkında bir film. Ne diyor? Arkadaşı şahettu zalike, bunu izledim. Şahettu zalikel filmu. Bu filmi izledim. Zalikel filme, bu filmi izledim. Huve o filmün rayun, harika bir filmdir. O harika bir filmdir. Evet, sonra devam ediyorlar. Ene ma şahettuhu. Ene ben ma şahettu. İzlemedim. Hu onu, yani filmi. Ben onu izlemedim. Ma şahettu neydi? Ma fiil mazinin başına geldiği zaman olumsuz anlam veriyordu. Şahettu izledim. Ma şahettu izlemedim. Hu onu, buradaki hu zamirdir, filmi kastediyor. Fil hakika, aslında diyor, aslında ben onu izlemedim. Ene ufaddilu mesraha,
أنا أفضل المسرح تياتروي ترجيح ederim. على السينما غالبا. Çoğunlukla sinemaya tiyatroyu tercih ederim. Evet, bu tercih meselesini daha önceki derste anlatmıştık. Şunu şuna tercih ederim derken ne yapıyorduk? Alayla söylüyorduk. Ne diyor burada? İzen öyleyse limaza niçin? La tezhebani gitmiyorsunuz. Tezhebu tezhebani ikiniz gitmiyorsunuz. Niçin gitmiyorsunuz? İlel mesrahı tiyatroya. Ne diyor? Burada tercih ederim demişti ya, tiyatroyu sinemaya tercih ederim diye. O zaman diyor, niçin ikiniz tiyatroya gitmiyorsunuz? Evet, cevaben nedir? İndana bizim var. Mev'idun ma'ahu onunla randevumuz var. Kulla usbu'in her hafta onunla bizim randevumuz var. Ve nezehebu gideriz, gidiyoruz usbu'an bir hafta ile sinema, bir hafta sinemaya gideriz. Ve usbu'an ilel mesrah bir hafta tiyatroya. Bizim diyor onunla sözleşmemiz, randevumuz var. Her hafta diyor onunla bir sözleşmemiz var, randevumuz var. Ve bir hafta sinemaya gideriz, bir hafta tiyatroya diye cevap veriyor. Evet, izen diyor öyleyse yani fil usbu'il kadim gelecek hafta entuma ikiniz zahibani gidiyorsunuz ilel mesrah tiyatroya. Öyleyse siz diyor gelecek hafta ikiniz sinemaya tiyatroya gidiyorsunuz diyor. Sinema değil, tiyatro yazıyor burada. Ne diyor? Naam ya İbrahim, evet İbrahim. Evet arkadaşı ne diyor Fuat da? Fikratun ra'ya, harika bir fikir diye karşılık veriyor. Şimdi bu metinle ilgili sorularımız var. Bu soruları cevaplandıracağız. Ecib anil esileti hasebel hevar diyaloğa göre sorular hakkında cevap ver. Şimdi metel mev'idu. Randevu ne zaman? Randevu ne zamandı metne göre? Şöyle buraya yazdık. El mev'idu randevu ba'det dersi. Dersten sonra. Evet burada ne diyor? Ma'a men. Kiminle beraber? El mev'id, randevu kiminle diyor. Randevu kiminle? Kimleydi randevu? Halasının oğlu muydu? Dayısının oğlu. El mev'idu ma'abni halihi, dayısının oğluyla. Randevu dayısının oğluyladır. Evet. Üçüncü sorumuz ne? Hel yufaddilu Fuat, Fuat tercih eder mi? El mesraha, tiyatroyu, ale sinema, sinemaya. Fuat tiyatroyu sinemaya tercih eder mi? Evet neydi? Evet ederim diyordu cümlede. Naam yufaddilu Fuat, Fuat tercih eder. El mesraha tiyatroyu ale sinema sinemaya. Evet Fuat tiyatroyu sinemaya tercih eder. Buna naam diye cevap veriyoruz. Ma huwa mevdu'ul film. Filmin konusu nedir? Neydi? Malcolm X'in hayatıydı diyeceğiz. Evet, mevdu'ul film, filmin konusu hayatu Malcolm X. Evet, Malcolm X'in hayatıdır. Beşinci sorumuz ne? Hel indahuma ikisinin var mı? Mev'idun bir randevusu. Kulle yevmin her gün. Her gün değil, her hafta vardı değil mi? Ne dedi? La, hayır. La indahuma ikisinin yoktur. Mev'idun bir randevusu. Kulle yevmin her gün. Evet, her gün onların bir randevusu yoktur diye cevap veriyoruz. Burada tekrar dinleme metnimiz var. Onları dinliyoruz. Sonra devam edeceğiz. 7. استمع إلى الجمل وأعدها ثم اكتب الجمل المناسبة تحت الصور. شعرت بحزن عندما شاهدت هذا الفيلم. شعرت بحزن عندما شاهدت هذه المسرحية. لا تعجبني لعبة كرة السلة بعد الدرس أبدا. تعجبني لعبة كرة السلة بعد الدرس أحيانا. عندي موعد مع إبراهيم بعد نهاية الدرس. عندي موعد مع إبراهيم قبل بداية الدرس.
Evet. Burada ne yapmamız istiyor? Önce ona bakalım. İstemi alel cümel, cümleleri dinle. Va'idha, onları tekrarla. Sümmektub, sonra yaz. El cümele, cümleleri. Sümmektubul cümel, cümleleri yaz. El münasibe, uygun cümleleri yaz. Tahtes suveri, resimlerin altına. Şimdi şuradaki cümleleri, 6 tane cümlemiz var. Şuradaki resimlerin altına ikişer ikişer yazacağız. Şimdi bakalım. Şa'artu, hissettiğim bir hüznün, üzüntü hissettim. İndemâ şahettü, izlediğimde hazel filmi, bu filmi izlediğimde üzüldüm. Yani üzüntü hissettim diyor. Üzüldüm deriz biz. Ne yapacağız? Şuradaki değil mi? Yani kadın üzülmüş film izlerken elinde de mendil var. Bu cümleyi buraya yazacağız. Şa'artu bihüznin indemâ şahettü hazel filmi. Filmi izlediğim zaman hüzünlendim. Yani üzüldüm ya da hüzün hissettim, üzüntü hissettim. Evet, ikinci cümleye bakıyoruz. İndi mev'idun, benim randevum vardır, bir randevum var. Me'a İbrahim, İbrahim'le be'de nihayeti dersi, dersin bitiminde. Benim dersin bitiminde benim İbrahim'le randevum var. İbrahim'le randevum var. Bunu nereye yazacağız? Şuradaki defterin altına, yani randevu defterinin altına, buraya da bu cümleyi yazacağız. عندي موعد مع إبراهيم بعد نهاية الدرس. Bu şekilde yazacağız. Evet. Üçüncü cümlemize bakıyoruz. لا تعجبني. Beğenmiyorum, hoşlanmıyorum. لعبته. Kuret-i selleti, basketbol oyununu beğenmiyorum, hoşlanmıyorum. بعد الدرس. Dersten sonra ebeden asla. Evet. Bunu nereye yazacağız? Şuradaki basketbol oynayan resmin altına yazacağız. Evet, tu'cibuni lu'bete kurete selleti ba'det dersi ahyan. Evet, şu alttaki olacak. Bu tekrar burada bir cümle daha var. Şu yani, şu la tu'cibuni, şunu şuraya alacağız. Şöyle yapacağız. Evet. Şunu yazacağız. La tu'cibuni lu'bete kurete selleti, fark etmez. Yani bunu öne de alsak, sonraya da alsak fark etmez. La tu'cibuni, beğenmiyorum ya da hoşlanmıyorum. Lu'bete kurete selleti, basketbol oyununu. Ba'det dersi, dersten sonra ebeden asla. Asla dersten sonra basketbol oynamayı sevmiyorum, hoşlanmıyorum. Bunu buraya yazdık. Burada nedir? Tu'cibuni lu'bete, tu'cibuni hoşlanıyorum, lu'bete kurete selleti, basketbol oynamayı seviyorum, hoşlanıyorum. Ba'de dersi, dersten sonra, ahyanen bazen, bazen dersten sonra basketbol oynamayı hoşlanıyorum, basketbol oynamayı seviyorum, beğeniyorum. Bunu nereye yazacağız? Onu da buraya yazacağız. Şu şekilde. Evet, geldik diğer cümle. Şa'artu bihüznin, üzüldüm ya da işte üzüntü hissettim. İndemâ şahettu hazel mesrahiyeti, bu tiyatroyu izlediğim zaman, izlediğimde hüzünlendim ya da işte üzüntü hissettim. Bunu nereye yazacağız? Buraya, şimdi burada yani film de izliyor olabilir, tiyatro da izleyebiliyor. Bunu da buraya yazıyoruz şu şekilde. Evet, şa'artu bihuznin indema şahettu hazihil mesrahiyyete, bu tiyatroyu izlediğim zaman hüzünlendim ya da işte üzüntü hissettim. Evet, bunu da buraya yazdık. Geldik son cümlemize. İndi mev'idun, bir randevum var. Me'a İbrahim, İbrahim'le kable bidayeti dersi, dersin başlamasından önce. Evet, kable önce demek bidaye, başlangıç. Dersi ders, dersin başlangıcından önce İbrahim'le bir randevum var. Onu da ne yapıyoruz? Buraya yazıyoruz. Bunları da bu şekilde buraya yerleştiriyoruz. Şu şekilde yazacaksınız. Evet, bu sayfayı geçiyoruz. Geldik diğer sayfamıza. Burada nedir? İkra'in nasılati, aşağıdaki parçayı oku. Vada hattan, bir çizgi koy. Tahtel ecvibete, cevapların altına, cevapların altına bir çizgi koy. Nasıl? Lil esileti ednava, aşağıdaki sorular için cevapların
altına bir çizgi koy. Kema fil misal örnekteki gibi. Evet, şimdi buradan bakıyoruz örneğimize. Ne demiş? Men, min eyne, nereden, entuma, siz, kadime, tani, geliyorsunuz. Siz ikiniz nereden geliyorsunuz? Burada örnekte ne yapmış? Nahnu kadime tani, biz ikimiz geliyoruz. Min nüshetin kasiratin, kısa bir yürüyüşten ya da kısa bir geziden geliyoruz. Nüshetin gezi ya da yürüyüş demek. Kısa bir geziden geliyoruz. Evet. Buradaki sorunun cevabı bu. Şimdi önce bir metni bir okuyalım, anlayalım. Ondan sonra da soruların cevaplarını zaten burada yazdım. Buradan tekrar yazacağız. Sabahul hayır. Hayırlı sabahlar. Günaydın. Ene nur, ben nurum. Ve hazihi sadikati, bu arkadaşım münevver. Arkadaşım münevver. Bu arkadaşım münevverdir. Nahnu kadimetani, biz geliyoruz. Min nüzhetin, geziden ya da yürüyüşten. Kasiratın, kısa bir yürüyüşten geliyoruz. Tu'cibuna, hoşumuza gider. En nüshete, yürüyüş ya da gezi, hoşumuza gider. Fil hadagi, parklarda yürüyüş hoşumuza gider. Fil evkati, vakitlerde, saatlerde. El mübekkirata, erken. Erken saatlerde, parklarda yürüyüş hoşumuza gider. Vel ane, şimdi nahnu, biz zahibetani, gidiyoruz, ikimiz gidiyoruz biz. İlel medreseti, okula. Liennena, çünkü biz talibetani, iki öğrenciyiz. Fil seneviyeti, lisede. Çünkü biz ikimiz lisede iki öğrenciyiz diyor. El yevme, bugün indena, bizim var. Dersun, bir dersimiz var bizim. İdafiyyun, ek bir ders, yani izafi ek demek. Ek bir dersimiz var bugün bizim. Evet, ba'de nihayeti dersi. Derslerin, ba'de nihayeti durusi. Derslerin bitişinden sonra ek, yani ekstra bir dersimiz var bugün. Evet, ve fil mesai, akşamda indana, bizim var. Ney? Mev'idun, bir randevumuz. Ma'a Büşra, Büşra ile. Akşamda Büşra ile bizim bir randevumuz var. Şimdi sorularımıza bakıyoruz. Bunu cevaplamıştık. Birinci soru nedir? Meta dersu, ders ne zaman? El izafiyyu, ek ders ya da ekstra ders ne zaman? El yevme, bugün. Evet, birinci sorunun cevabının altını çizin diyordu. Neymiş birinci soru? İşte şu. Ne diyeceğiz? Şunun altını şöyle çizeceksiniz. Endene dersun, bizim bir ders var. İdafiyyun, eks bir ders var bizim. Eks bir de, yani ekstra bir dersimiz var. Ba'de nihayetit ders durusi. Ba'de nihayetit durusi, derslerin bitişinden sonra bizim eks bir dersimiz var. Ekstra bir dersimiz var. Birinci sorunun cevabı orası. Altını çizdik. Siz de şöyle çizersiniz. İkincisi ne? Mesmu sadika tu ki, onun, senin arkadaşının ismi ne diyor? Ne diyeceğiz? Münevver. Şurayı çizeceğiz. Ya da sadikati münevver. Şu şekilde çizeceğiz. İkiye de burayı yazacağız. Çizeceğiz daha doğrusu altına. Üçüncü sorumuz ne? Meta mev'idu kuma, ikinizin meta mev'idu kuma, ikinizin randevusu ne zaman? Me'a Büşra, Büşra ile. Evet, Büşra ile randevunuz ne zaman diyor. Ve fil mesai diyeceğiz. Yani şurayı çizeceğiz. Akşam. Evet, ve fil mesai, akşamda. İndena mev'idun me'a Büşra. Şurayı da komple çizebilirsin. Ve fil mesai indena mev'idun me'a Büşra şeklinde de çizebiliriz. Ama sadece fil mesai demek de yeterli. İlâ eyne, nereye? Entumâ, siz ikiniz zâhibâtâni, gidiyorsunuz. Siz nereye gidiyorsunuz? Dördüncü soru da cevabı nerede? Bunu da şuraya yazmıştık. Nahnu zâhibâtâni, biz ikimiz gidiyoruz. İlel medreseti, okula. Evet, dördüncü sorunun cevabının, yani dördüncü sorunun cevabı da buradaki çizgi altına aldığımız yer. Nahnu zâhibâtâni ilel medreseti. Biz ikimiz okula gidiyoruz. Olacak. Beşinci sorumuza bakıyoruz. Meta tu'cibukuma, ne zaman
Hoşlanırsınız Nüse'de gezmeyi ya da yürüyüşü, fil hadaki parklarda, parklarda gezmeyi ne zaman hoşlanırsınız? Ne zaman diyordu? Erken saatlerde, erken vakitlerde. Ne diyoruz? Fil evkatil mübakkirati. Erken saatlerde. Bunda burayı çiziyoruz. Altıncı sorunun cevabı neymiş? Bakalım. Evet, altıncı soru. Limaza, niçin? Entuma, siz ikiniz zahibetani. Gidiyorsunuz ilel medreseti okula. Siz ikiniz okula niçin gidiyorsunuz? Ne diyeceğiz? Li ennena, çünkü biz talibetani fissaneviyeti. Biz ikimiz lisede öğrenciyiz. Evet, öğrenci olduğumuz için lisede. Evet, altıyı da burayı çiziyoruz. Geldik bu sayfamıza. Eid ne diyor? Tekrarla kitabetel cümleli. Cümlelerin yazılışını tekrarla. El atiyete aşağıdaki. Aşağıdaki cümlelerin yazılışını tekrarla. Müstaminen kullanarak. İhtel kelimat, kelimelerden birini kullanarak. Aşağıdaki cümlelerin yazılışını tekrarla. Minel kaimeti, listeden. Listeden kelimelerden birini kullanarak. Aşağıdaki cümlelerin yazılışını tekrarla. Kema fil misal, örnekteki gibi. Evet. Ne yapmış burada? Galiben, ebeden. Galiben çoğunlukla demek. Sık sık demek. Ebeden asla demek. Ahyanen bazen demek. Daimen her zaman demek. Adeten genellikle demek. Şimdi bunları kullanarak örnekteki gibi cümleler oluşturmamızı istiyor. Burada ne diyor? Ufaddilu, tercih ederim. Asirat tufah, elma suyunu tercih ederim diyor. Altta ne demiş, bunu nasıl yapmış? La ufaddilu, tercih etmiyorum. Asirat tufaha, meyve suyunu, ebeden. Buraya ebeden eklemiş, ebeden koymuş ve la getirmiş, la ve ebeden. Yani ufaddilu asirat tufah, elma suyunu tercih ederim. La yufaddiru, tercih etmem, tercih etmiyorum. Asira tufaha, elma suyunu, asiran, ebeden, asla. Evet, burada bu şekilde. Burada ne demiş, cümleye bakalım. Yucibuni, beğenirim, hoşlanırım. Ezzehabe, gitmeyi, ile sinema, sinemaya gitmeyi severim, beğenirim. Şimdi bunu şu şekilde de yapabiliriz. Onun için ayrı ayrı yaptım böyle. Ne deriz? Yucibuni zehabe. Hoşlanırım. Gitmekten hoşlanırım. İle sinemaya, sinemaya daimen her zaman. Her zaman sinemaya gitmekten hoşlanırım. Eğer la yucibuni dersek, o zaman ne demiş oluruz? La yucibuni zehabe, gitmekten hoşlanmam. İle sinemaya daimen her zaman. Her zaman sinemaya gitmekten hoşlanmam. Şu şekilde de yazabiliriz. Şunu şuraya getirip şu şekilde de yazabiliriz. Bu böyle olduğu zaman her zaman sinemaya gitmekten hoşlanırım. Zaten yukarıda ne diyor? Sinemaya gitmekten hoşlanırım diyor. Buraya daimen ekliyoruz. O zaman ne oldu cümle? La yucibunuz zehabe. Gitmekten hoşlanmam ile sinemaya daimen. Buraya ben daimene getirdim. Siz yukarıdakilerden, yani şunlardan, uygun olanlardan hangisini getirseniz olur. Ben örnek olarak bunları yaptım. Siz değişiklerini de yapabilirsiniz. Evet, burada ne yapmışız? Tu'cibuni müşahedetun mesrahiyeti. Tiyatro izlemeyi severim ya da tiyatro izlemekten hoşlanırım. Burada ne demiş? La tu'cibuni, hoşlanmıyorum. Müşahede edin mesrahiyeti, tiyatro izlemeyi. Galiben çoğunlukla yani sık sık tiyatro izlemeyi sevmiyorum, hoşlanmıyorum diye değiştirmişiz. Yani şu olursa, şunu kaldırırsak, daha iyi görmezsek işte nedir? Çoğunlukla tiyatro izlemeyi hoşlanıyorum diye de söyleyebiliriz. Ama burada la getirip söylüyoruz. Çünkü yukarıdaki örnekte böyle yapmıştı. Burada ne diyor? Ektub, yaz, vacib. Ektubu, yazıyorum, vacibi, ödevimi, ba'del medreseti, okuldan sonra ödevimi yazıyorum. Buraya ehyanen kelimesini getirmişim.
Ve la ektubu yazmıyorum vacibi ödevimi ba'del medreseti dersten sonra ahyenen bazen dersten sonra ödevimi yazmıyorum şeklinde yaptık. Burada ne demiş? Ufaddilu kıraatel kütübü kitap okumayı tercih ederim. Ala müşahedet tilfaz televizyon izlemeye. Evet televizyon izlemeye. Kitap okumayı televizyon izlemeye. Kitap okumayı televizyon izlemeye tercih ederim diyor. Evet ne diyeceğiz burada? Ufaddilu kıraatel kütüb kitap okumayı tercih ederim. Ala müşahedet tilvaze televizyon izlemeye ebeden asla bu olmaz. Onun için buraya mecburen la getirir. Asla olduğu zaman la ufaddilu tercih etmem diyeceğiz. La ufaddilu kıraatel kütüb kitap okumayı tercih etmem. Ala müşahedet tilfaze televizyon izlemeye asla kitap okumayı televizyon izlemeye tercih etmem. Yani televizyon izlemeyi daha çok seviyorum diyor. Evet. Ya da la'yı kullanmayacağız. Buraya ebeden değil de başka bir kelime de getirebiliriz. La'yı kullanmadan ne deriz? Daimen dersek daha uygun olur. Yani şuradaki daimen kelimesini alıp buraya yazabiliriz. Daha anlamcı, daha güzel olur bence. Ne diyelim? Şu daimeni buradan alalım, oraya yazalım. Çünkü anlamcı daha güzel. Yani kitap okumayı televizyon izlemeye tercih ederim şeklinde yapıştıracağız. Evet, ne dedik şimdi? Ufaddilu kıraetel kütübi kitap okumayı tercih ederim ala müşahedet tilfaze televizyon izlemeye daimen her zaman televizyon izlemeye kitap okumayı televizyon izlemeye tercih ederim. Evet. Bu cümleleri burada bir tane şu kaldı onu da yapıyoruz. Eclisu oturuyorum fil maksifi kantinde kable bidayeti dersi. Dersin başlangıcından önce evet, ne diyeceğiz? Oturmamı diyeceğiz. Evet, şunu değiştiriyoruz hemen. Evet, ne diyeceğiz? La eclisu diye ne yapıyoruz? Değiştiriyoruz. Evet, la eclisu oturmam fil maksifi kantinde kable bidayet dersi dersin başlamasından önce galiben çoğunlukla dersin başlamasından önce kantinde oturmam demiş olduk. Evet, geldik alıştırmalarımıza. Et tedribat, bu da son alıştırmamız. Yani bundan sonra diğer derse geçiyoruz. Bu sayfayı da işleyip dersimizi bitireceğiz. Evet, ne diyor burada? Rattib, tertip et, düzenle. Rattibül cümlelel atiyeti, aşağıdaki cümleler tertiple, düzenle. Litekune olması için nassan bir parça bir metin olması için mufiden anlamlı bir metin olması için aşağıdaki cümleleri düzenle. Haseben nassid sabit geçen alıştırmaya yani geçen parçaya göre geçen metne göre. Sümme üktüb ha sonra onları yaz. Kema fil misal örnekteki gibi. Evet ne yapmışız? Birinciye ne demiş? Önce şu kelimeleri cümleleri okuyalım anlamlarını söyleyeyim. Es-sadiqatani iki arkadaş zahibetani gidiyor ile medresesi okula. İndehuma o ikisinin var. Me'udun ma'a Büşra. Büşra ile randevusu var. İkisinin Büşra ile bir randevusu var. Ne demiş? Huma Nurun ve Münevver'in o ikisi Nur ve Münevver'dir. İndehuma o ikisinin var. Dersun izafiyyun ek bir dersi var ikisinin. Huma ikisi kadimetani geliyor. Minin nüseti geziden ya da yürüyüşten. İkisi yürüyüşten geliyor. Şimdi bunları anlamlı bir metin oluşturabilecek şekilde düzenlememiz istiyor. Birinci izah yazmış zaten. İkinciye ne getirebiliriz? İkinciye şunu getireceğiz. Şu şekilde ne diyeceğiz? Hüma Nur ve Münevver. O ikisi Nur ve Münevver'dir. Bundan sonra ne diyeceğiz? Hüma Kadimetani. O ikisi geliyor. Minen Nuseti. Yürüyüşten.
Evet, üçüncüye ne diyebiliriz? Şuradan üçüncüyü yazıyoruz buraya. Es-sadiqatani zahibatani. İki arkadaş geliyor iler medreseti, şey gidiyor, zahibatani gidiyor demek. İki arkadaş gidiyor iler medreseti okula. Evet, dördüncüye de bunu getiriyoruz. İndahuma, onların vardır. Dersün idafiyyun, izafi yani ek bir dersi ya da ekstra bir dersi var ikisinin. Evet, beşinciye de ne yapıyoruz? Evet, indahuma diyoruz. O ikisinin var. Mev'udun, randevusu var. Me'a büşra, büşra ile. Evet, şu şekilde anlamlı şekilde buraya dizmiş olduk. Şuralara da yazdım zaten hangisinin öncelikle geleceğini. Şu şekilde de göstermiş olduk. Bu alıştırmayı böyle yapıyoruz. Evet. Burada nedir? Iktubul cümele. Cümleleri yaz. El atiyete aşağıdaki cümleleri yaz. Fil kaimeti listeye. El münasebete uygun. Uygun listeye aşağıdaki cümleleri yaz. Hasebe göre rağbetike. İsteğine göre yani kendi isteğine göre aşağıdaki cümleleri uygun listeye yaz diyor. Burada ne diyor? Kable bidayeti dersi, dersin başlamasından önce, ba'da nihayeti dersi, dersin bitiminden sonra. Bunlar sizin tercihinize kalmış. Ben bu şekilde yazdım. Siz değiştirip değişik şekilde de yazabilirsiniz. Mesela burada ne diyor? Şeriftu asiral portakal, portakal suyu içtim. Ketebtu vacibi, ödevimi yazdım. İsteykaztu mübekkiren, erken uyandım. Şahettu filmen, rayan, harika bir film izledim. Celestu fil maksifi, kantinde oturdum. Zehebtu ilel mahattati, istasyona gittim. Tenavaltu fatura, kahvaltı yaptım. Laittu kuretel gadem, futbol oynadım. Ma'a estikai, arkadaşlarımla. Şimdi bunları derslerden önce mi, sonra mı yapacağımızı buraya biz kendimize göre yazacağız. Ben şöyle yazdım. Kable bidayeti dersi, dersin başlangıcından önce ne yazdım? İstaygustu mübakkiren, erken uyandım. Tenavaltu fatura, kahvaltı yaptım. Ketebtu vacibi, ödevimi yazdım. Celestu fil maksif, kantinde oturdum. Ders sonuna neyleri yazdım? Berde nihayeti dersin, dersin sonunda da şunları yaptım diyeceğim. Şeriptu asiral, portakal, portakal suyu içtim. Yani bunu şuraya da yazabilirsiniz. Dersin başlangıcından önce de yazabilirsiniz. Sonraya da yazabilirsiniz. Dediğim gibi kendinize göre diyor. Neydi? Rağbeti kendi isteğine göre, kendi rağbetine göre. Ben böyle yazdım. Siz değiştirebilirsiniz. Şahettu izledim. Filmen bir film. Ryan harika bir film izledim. Beade nihayeti dersi. Dersin bitiminde. Herhalde yani dersin başlangıcında harika bir film izleyip derse gitmeyiz. En azından dersten sonra gelip bir film izleyebiliriz. Bana öyle mantıklı geliyor. Zehebtu ilel mehattati, istasyona gittim. Dersim bitiminden sonra. Laibtu kuretel gadem, futbol oynadım. Me'istigayı arkadaşlarımla beraber. Evet, kendi isteğimize göre bu şekilde yazmış olduk. Siz de kendi isteğinize uygun şekilde şu cümleleri farklı yerlere yazabilirsiniz. Evet gençler, dersimiz burada sona erdi. Allah'a emanet olun, kendinize iyi bakın, sağlıkla kalın, selamette kalın. Dersleri, videoları izlemeyi unutmayalım. Arkadaşlarımıza tavsiye edelim, abone değilsek abone olalım. Me'asselame fi emanillah. Önümüzdeki derste inşallah kaldığımız yerden, 3. dersten, 4. ünitenin 3. dersi.